Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Arda Turan'ın transfer edilmesini resmen istedi. Dün Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan görüşmede tecrübeli teknik adam Başkan Mustafa Cengiz ve yönetime Arda'yı kadrosunda görmek istediğini söyledi. Şimdi Sarı Kırmızı yönetimi düşünecek ve eğer hocanın kararını onaylarsa Arda ile bir görüşme gerçekleştirecek ve Sarı Kırmızıların eski kaptanı Galatasaray'a geri dönecek. Eğer Başkan Mustafa Cengiz bu transferi yönetimiyle birlikte onay verirse ve oyuncuya TL bazında ve maç başı başarı odaklı bir kontrat sunulması planlanıyor. Eğer ki yönetimden bu talep olumlu karşılanırsa. Ve diğer konu, Kenan Karaman'ın ismi Galatasaray'la anılıyor. Çünkü menajeri İstanbul'a geldi ve Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Ama bu görüşmedeki asıl ismin Kenan Karaman değil, Sinan Gümüş olduğu bilgisini aldım. Galatasaray'ın eski futbolcusunun Genoa'dan bedelsiz olarak çıkış yapabileceği bilgisi Sarı Kırmızı yönetime iletildi. Ve Fatih Terim'in Galatasaray'da birçok maçta uzun seneler forma giymiş, 33 gol atmış, 16 asiste imza atmış Sinan Gümüş'ün transferine sıcak baktığı bilgisi var. Ve nitekim eğer görüşmeler olumlu giderse Sinan'ın transferinin de önümüzdeki günlerde daha yüksek sesle, daha somut adımlar atılarak konuşulacağını düşünüyorum. Ve diğer bir konu, Volkan Babacan Galatasaray tecrübeli kaleciyi transfer etmek istiyor. Çünkü Fatih Terim milli takım döneminde de çok güvendiği ve kaleyi teslim ettiği ismin alınmasını istedi. Muslera çünkü 2021 yılında sahalara dönecek. Ve Volkan Babacan da bu transfere açıkçası Galatasaray imza atmaya sıcak bakıyor. Çünkü bu sözünlükte hiç Başakşehir kalesini koruyamadı ve sadece 4 kupa maçında görev aldı. Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile önümüzdeki hafta görüşecek. Ve nitekim de Sarı Kırmızıların 500 bin euro civarında bir bonservis bedeli teklifiyle Başakşehir'le 1 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli ismi kadrosuna katmayı planlıyor ve istiyor. Diğer konu, Bakasetas iddiası gündeme atıldı ama Sarı Kırmızılar Alanyasporlu futbolcunun herhangi bir şekilde transfer gündemlerinde olmadığını ve bir görüşmeye imza atmadıklarını ifade ettiler. Galatasaray'da Mariano ayrıldı. Bu ayrılıklar hız kazanacak. Çünkü Lemina ve Seri hariç, yani kiralık oyuncular hariç, Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için tam 15 sözleşmeli futbolcusu var.